Ben şimdi 2 saat videoya başlayamayacağım kesin. Videoları böyle açmayı özlemişim. Beni bekliyorsunuz, çok komik oldu. Bir de çalalım istersen. Olur, gel. Merhaba, ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeni bir günden selamlar, günaydınlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Bu bir cuma sabahı. Şu anda kahvaltı hazırlanıyor. Bir anda mutfağa daldım ve bir dakika sessiz olun, videoyu açmam lazım dedim. Kızlar kahvaltı hazırlıyorlardı. Onlara yardım edeceğim. Bugün bit pazarına gidiyoruz. Bir tane cuma pazarı diye bir pazar varmış Kadıköy'de. Ben daha önce duydum bu pazarı. Hatta Selen var, Selen Kale. Belki biliyorsunuzdur. İlk onda görmüştüm. O gitmişti. Benim de gitmek istediğim bir yerdi. Fakat nerede olduğunu bilmediğim için hiç de araştırmadım. İlayda bahsetti bize böyle bir pazar var, gitsek mi diye. Biraz daha bit pazarı gibi her türlü şeyin olduğu bir pazar. Dedim ki hemen gitmeliyiz ve hemen ben de o günü vloglamalıyım. Oraya gideceğiz. Biraz gezeceğiz. Sanırım kışlıklar daha gelmemiş. Biraz daha yazlık ürünler varmış. Hem salı hem de cuma günleri kurulan bir pazar. Ben aşağıya konumunu da bırakırım. Zaten çok bilindik bir pazar diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yer. Yani en uygun gün bugündü bize. O yüzden bugün gidelim dedik. Daha sonrasında Kadıköy'e geçeceğiz. Ya yemek yeriz ya kahve içeriz. Artık bilmiyorum plan ne olacak. Daha tam kesin değil. Karaköy'e mi geçiyoruz? Tamam. Karaköy'e geçiyormuşuz. O zaman gün başlasın. Bir yandan Ecem şu anda omlet yapıyor. Yapma öyle mi? Çok kötü göründün. Yapmasın, görmesin. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Bir şey diyeceğim. We got a brand new day. Good love is on the way. And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. Have you ever been in love? Dove in from high above? And if the answer's no, well then I'd like to get to know ya. And though I know these... Hadi yine konuşsana bir daha. Hadi bir daha konuş. Ya, sevecek. Üç evetle Ecem'i ekmek almaya yolluyoruz. I've been told the weather outside is not that cold. And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. Şimdi hemen hızlı bir geçiş olacak ama kahvaltıdan sonra hemen kahvaltıdan sonra hemen hazırlandık. Hemen de olmadı gerçi. Ekmek almayı unutmuşuz. Sadece 3 dilim ekmek vardı. O yüzden kızlar ekmek almaya gitti. Geldiler, apar topar kahvaltı yaptık. Biraz erken çıkmak istiyorduk ama bir tık geç kaldık sanırım. Saat şu an kaça geliyor bakmadım ama 12'yi biraz geçiyor olabilir. Giydiklerimi göstereyim, sonra hemen çıkmamız lazım. Üstüme geçen sene ya da bilmiyorum, ondan önceki sene de olabilir, Mila'dan aldığım bu crop siti giydim. Altıma da daha yeni sezondan aldığım lacivert pantolonu giydim. Paçaları bol, bayağı tatlı, güzel bir pantolon. Şapka taktım, bu Edush'un şapkası. Ve yine Trendyol'dan aldığım bu çantayı taktım. Bu aralar bayağı Mila'dan geçiniyorum. Mila'nın ürünleri bence gayet kaliteli. Yani Trendyol'da satılan ürünler bence gayet güzel. Çok alıştık zaten hepimiz online alışverişe. O yüzden ben de full online alışveriş yapıyorum neredeyse. Bakalım bugün gidince neler bulacağız, çok merak ediyorum. Uygun fiyata marka ürünlerin kıyafetleri oluyormuş. Ne deniyordu onlara? İhraç fazlası ürün diyorlar ya. Onlardan oluyormuş galiba. Bir bakarız yani, bulursam gösteririm zaten vlogta da. Bu şekilde çıkmaya hazırız. Şimdi hemen bir fotoğraf çekilip Instagram'a atacağım. Ondan sonra çıkıyoruz. Işık nerede, niye ona bakıyorum. Ecem merhaba demek ister misin? Merhaba. Gel yanıma gel. Bu şapkayı takmakla hata mı ettim acaba? Hava güneşli değil ama bir aksesuar olarak takıyorum. Gerçi Ecem de şapka takmış. Garipseyen insanlar olur mu diye düşünüyorum. Umurumda değil. Şuraya koysam, evet, güzel bir yer. Bundan sonra videolara buradan başlayabilirim. İlayda'yı bekliyoruz. Hemen yanımızda bahsettiğim, yani şu an benim önümde inşaat var. Oradan hala sesler geliyor ve İlayda geldi. Gidebiliriz. Az kalsın topuklu giyecektim. Pazar gezmeye gidiyoruz ama topuklu giyecektim. Ecem şu anda bizi azarlıyor. Very funny. Very funny. Seni döverim seni. Seni döverim seni. Beni azarlıyor, çok fena. Buraya gelmek isteyenler için ufak bir bilgilendirme yapacağım.
Eğer Kadıköy metrosuyla gelmek istiyorsanız Ünalan ya da Acıbadem durağında inip bir 10 dakika falan yürümeniz gerekiyor. Biz Google Maps'ten baktık. Acıbadem durağına daha yakın gösteriyordu. O yüzden Ünalan'da indiğimiz halde binip tekrar bir durak daha geldik. Ama Ünalan'dan da yürüyerek geliniyor. Yavaştan gidiyoruz ama saat 1.30 oldu. Bu saate bir şey kalmış mıdır bilmiyorum. Çok fazla o tarafa giden var. Hatta metroda bir bizi durdurup pazara gideceğiz, biz de taraftan çıkmamız gerekiyor falan diye sordu. Biz de yanlış taraftan çıkmışız. Birazcık uzata uzata gidiyoruz. İlayda ile benim tuvaletimiz geldi. Ecem bizi bu yüzden azarlıyor. Susadık, su içtik. Ne var yani bunda? Niye bunun için suçlanıyoruz? Gerçekten bunu beğendim ben. Buraya bakan kimse yok mu ya? Trendyol'da satılan tarzda çantalardan var. Bunu bir yanımda tutacağım. Bunu alabilirim. Şuna bakar mısınız? Bu çantalar fena değil. Bakın şöyle. Saçım başım bozulmuş. Sana olur bak. Hangisi? Aa, orada şey var bak. Süveter var. Onlara bakabiliriz. Gelin hadi. Arkadaşlar bit pazarı mı artık, sosyete pazarı mı, her ne halsa bu pazar bayağı hüsranla devam ediyor. Hüsranla sonuçlanmak üzere hatta. Geziyoruz. Ama aşırı kalabalık. Biraz anksiyete geçiriyorum yani. Çok da durmadık. Hep devam ettik ilerilere doğru. Şu an ikinciye dönüyoruz. Öyle söyleyeyim. Biraz Trendyol ürünleri, biraz şey replika ve bir tık da ihraç fazlası ürünler var. Çıkınca anlatacağım. Bir dakika. Bu mesela 50 liraymış. Ha, bulutlu. Bence yeşili daha güzel. Ben şu turuncuyu bir tık beğendim. Vallahi çok beğendim. Ben de bir... Annemin eski yüzüklerine benziyor bunlar. Eskiden çok popülerdi bu tarz yüzükler. Bak hadi hemen. Burada bir sürü oje var. Bunun markası değişik bir şey ama. Bak açılmıyor da yapıştırılır. Aaa. İşte güzel mi? Aa evet, hadi kutu alalım bana. Bak. Alalım mı? İkinci el ürünler. Aa, burada paralar var. Eski paralardan 5 lira. 10 bin lira. Aa, çok eski para. Bakın. 250 bin lira. Şurada eski telefonlardan var. Ay, bunlar hep anneannemin vitrinlerinde olurdu bu tarz ürünler. Mesela burada deniz kabuklarından var. Ay, bunlar çok güzelmiş. Bunun içine mum doldurup sanki böyle mummuş gibi kullanıyorlar ya, o benim çok hoşuma gidiyor aslında. Su değil de şu kullanılabilir onun için belki. Kitaplar. Bu çok iyi. Aa, evet. Ayrılık şarkısı. Telefon nerede bilmiyorum da. Eski kasetler var. Teybe takıp dinlemelik. Kim bilir neler neler var. Mesela. Selahattin Pınar. Vallahi. Kayıp şeyi buldum. Aynen, onu boş ver. Dur bir dakika. Şey lan bu. Holy Grail. Evet. Eski Walkman'lerden var. Ama ucu bozuk. Bu 923. Burada eski çantalar var. Bayağı ikinci el ürünler var bu tarafta hep. Şimdi pazar normalde sosyete pazarı gibi bir kısım var o tarafta. Bu tarafa geçince yani ileri mi diyeyim, arka taraflarında kapalı alanda ikinci el eşyaların satıldığı bir bölüm var. Şimdi biz orayı geziyoruz. Ben asıl burayı gezmek istiyordum. Bilmiyorum, benim ilgimi daha çok çekiyor. İşte ne bileyim, çantadır, ayakkabıdır, onların ikinci eli değil de mesela kasetler, porselen tarzı ürünler, sepetler. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bir kere buna bakmıyor. Boşu boşuna hat alıyorum. Adam o kadar bağırla konuştuk. Neyse, şimdi buraları geziyoruz işte. Hoşuma gidiyor. Mesela bu tabak bence çok tatlıymış. Ha, İstanbul haritası mı? Hani kapağına bir bakayım. Tamam.
bir sürü mouse, kulaklık vesaire onlar var. Aa, bu bluetoothlu falan mı acaba? Şu var mesela. Bu bayağı sağlam görünüyor. Ay bak bu çok tatlıymış. Ama ben bunu saksı olarak kullanırım. Kaktüs için falan çok güzel olur. Ne o? Sehpanın ortasına koymalık. Sana bir şey diyeyim mi? Bak bunu evet. Trendyol'da satsalar alır insanlar. Doğru. Şimdi çantaya koymak için dezenfekte ettiler şu spreyle. Bu Domestos'un sprey dezenfektanlarından. Ecem bir tane bundan almış. Her yere bundan sıkıyor. Bak şakasız havaya bile sıkıyor. Linkini aşağı bırakırız. Linkini aşağı bıraktık ah. Bakın burada da seçal 1 lira yazmışlar. Bunlar 1 lira. Ama içinden arayıp tarayıp bulmak lazım tabi. Şurada da parça 3 lira, 2 tanesi 5 lira gibi bir şey var. Burada mesela bardaklar var. Tanesi 3 liraymış galiba. Hepsinin tanesi 3 lira mı? Termoslar var. Farklı farklı kupalar var. Burası çok tatlı bir stand gibi duruyor. Ecem şey yapacakmış. Şu arkadaki elbiseyi giyecekmiş. Kuzenimizin düğününde. Belgesel DVD'leri var. Saatlerden var. İşte orada yardım ediyor. Şu fena değilmiş aslında. Yani şu kemeri çok güzel. Ve analog kameralar var. Bayağı eski. Ecoş bak. Evet işte çok güzel. Çalışıyor. Artık 100 lira. Şu biraz analog var. Ecem burada çok güzel bir kürk beğendi. Yani kürk tarzı bir şey. Eski. Ben de şu gömleği beğendim. Şu tarzda. Bence hoşmuş modeli. Aha deri şeyler var. Dur bakayım. Yok böyle değil. Bu çok büyük olur bana da. Deri mod. Ay bu cidden güzelmiş ya. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biz pazardan çıktık. Ve Kadıköy'e geldik. Tahin'e geldik ve yemek yiyeceğiz. Tahin, Lübnan mutfağı olan yani Lübnan yemeklerinin olduğu bir restoran. Ben daha çok Karaköy'de görüyordum burayı ve Ecem'e hep ne olur buraya gidelim gidelim diyorduk. Sonra bizim Kadıköy'de çok severek gittiğimiz bir kafe var. Lil Bake diye. Daha önce vloglarımda bahsetmedim sanırım. Böyle... Evet. Aynen. Falafel salatası. Çok güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Yok teşekkürler. Ne diyordum ha? Daha önce birkaç defa gittim ama vloglarda denk gelmedik sanırım. Buraya çok yakın. Hemen şu arka sokakta ve oraya giderken dedim ki burada da varmış Tahin. Zaten Kadıköy'de yemek yiyecektik. Dedik ki buraya kadar geldik. O zaman Tahin'e gidelim. Lübnan mutfağından bir şeyler mutlaka yiyelim. Ben daha önce hiç falafel yemedim. Her zaman mutfakta yapmak istediğim, denemek istediğim bir şeydi. Bir yemek mi diyeyim, bir köfteydi. Ama bir türlü yapmadım. Hiç denk gelmedi. Özellikle şimdi üçümüz de falafel deneyeceğiz. Falafel salatası söyledik. Kenan Işık Caddesi... Ne Işık'tı? Esat Doktor Işık. Esat Işık. Doktor Esat Işık Caddesi'nden çıkınca... Kenan Işık nereden çıkıyor? İşte bozuntuyu vermiyordum, devam ediyordum. Sen gülünce gülesim geldi. Kenan Işık. Gerçekten mi? Hani ben de milyoner olmak. Hayır o Kenan Işık değil. Neyse oradan çıktıktan sonra hemen sağ tarafta kalıyor. Zaten Google Maps denen bir şey var. Niye bu kadar ayrıntılı tarif verdi? Biraz açım. Bir an önce yemek yemek istiyorum. Ondan sonra buralarda bir kafeye oturacağız. Sonra da eve geçeriz. Bu kadar. Akşam eve geçince de bir tane ürün aldım pazardan. Onu göstereceğim ve pazarla ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. Nasıl bir yerde vesaire diye. Çok çekemedim sanki orada. Kalabalıktı, yoğundu. Yani biraz da karanlıktı açıkçası. Ne anlatabildim, ne de ne çektim emin değilim. Gidince göreceğiz.
2 years of 6407. How could you understand? The 91606, better than all your friends. Gentry parties feel like heaven. A bubble lost in time. I hope it isn't the end. I hope it isn't the end. Could you replay this again? I left so many memories, and I miss all of my friends. A man is only in stories. Could you replay this again? I left so many memories. Yemeği yedikten sonra çok tatlı bir kafeye oturduk, zaten görüntülerden anlamışsınızdır. İsmi La Paz. Eğer Moda'ya sık sık geliyorsanız bence en azından bir kere oturup kahve içmeniz gereken bir yer. Çok tatlı, içerisi sıcacık. Gerçi Moda'da bir sürü çok güzel kafe var. Sıcak, daha cozy havası olan kafeler oluyor buralarda. Ben çok seviyorum Moda'yı. Eskiden olsa Karşı'yı daha çok sevdiğimi söylerdim ama artık galiba Kadıköy'ü daha çok seviyorum. Neyse, konumuz bu değil. Şimdi oradan kalktık ve kızlarla birlikte, of çok kalabalık ama, Sentetik Sezar'a gidiyoruz. O da burada vintage kıyafetlerin satıldığı bir yer. İnternet sitesi de var. Bakmak isterseniz Instagram hesabına da bakabilirsiniz. Kışlık sezondan bir şeyler çıkmış. Kazaklar falan çok güzel oluyor. Onlara bakmak istiyorum. Bir de kolye alabilirim. Oranın takıları da çok güzel oluyor. Ne yaptık biz? Biz bir şey yaptık ve karamelli Berliner'den ve churros aldık. Neden böyle bir şey yaptık ben de bilmiyorum. Tatlı krizine girdik galiba bugün. Çok merak ediyorum tadını. Nasıl? Churros'un ilk defa tadına bakıyorum. Çok yağlı. Aşırı yağlı. Donut'un daha yağlı hali. Artık ben donat konusunda master yaptım. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz. Her hafta donat yemeden duramıyorum ve dudağımın kenarındakini eve gidince yiyeceğim galiba. Sarı ışık mı daha iyi acaba, yoksa bu mu? Sanki sarı ışık daha iyi gibi. Eve geliş yapıldı. Şimdi banyomdayım. Hatta şurayı da kapatayım. Şöyle bir sıkıntı var. Banyonun spot ışığı var ve bozuldu. Spot ışığının içi nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Değiştirilmesi lazım ama ben değiştiremem. Babama sordum, sen yapamazsın dedi. Biraz başım ağrıyor. Sanırım susuz kalmışım bütün gün. Bayağı bir su içmem lazım. Ondan önce bir cilt bakımı yapacağız. Yani daha doğrusu yüzümdeki makyajı sileceğiz. Garnier'in Micellar gül suyunu kullanıyorum ben. Normal Micellar suyun gül sulu hali. Bu biraz daha besliyor gibi geliyor bana. Bir tane pamuk alalım. Pazarla ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Öncelikle pazar aşırı büyük bir yer ve bulması çok kolay. Hem Ünalan metrodan hem de Acıbadem metrodan gidebilirsiniz. İkisi de 10'ar dakika, 12 dakika. Bir kısmı sosyete pazarı gibi, bir kısmı ise ikinci el ürünlerin olduğu, daha uygun fiyatlı ama daha salaş bir yerin olduğu bir yer. Direkt bir şekilde bölmemişler ama pazarın içi ikiye ayrılıyor. İlk girdiğimizde sosyete pazarına girdik ve ben açıkçası bir hayal kırıklığına uğradım. Hatta bir ara diyorum ya, iyi gitmiyor vesaire diye. Onun dışında Gizem, ihraç fazlası ürünler yok muydu derseniz vardı. Ama onları da çok gezmedik. Sonra ikinci el kısmı gördük. Ben açıkçası o tarafı gezmek istiyordum. Bir sürü bomboş şişe var. Bir sürü kullanılmış kozmetik ürününün şişeleri var. Onları insanlar alıp ne yapıyor hiç bir fikrim yok. Meraklılarına analog kameraları vardı. Kitaplar vardı, kasetler vardı. Ya da 1 liraya, 3 liraya, 5 liraya kıyafetler var. Ama benim internetten okuduğuma göre bu tarz yerlerin hep gelen insanları erkenden gelip orayı talan ediyorlarmış. Ve en güzel
kıyafetleri kapıyorlarmış. O yüzden böyle bir yere gidecekseniz erkenden gitmekte fayda var. Biz gittiğimizde saat 1.30-2'ye geliyordu. Bir de biraz aramak lazım, kurcalamak lazım ki biz o kadarını yapmadık. Ben bir tane bir şey buldum. O da bayağı şans eseri. Birazdan göstereyim. 5 liraya aldım. Cilt bakımına devam edersek, La Roche-Posay'nin bu efektler yüz temizleme jeliyle ben yüzümü yıkıyorum. Bitmek üzere. Aslında yenilemem lazım. Sivilceli ciltlere iyi gelen ve genelde dermatologların akneye meyilli ciltler için önerdiği bir temizleme jeli. Hemen bir yüzümü kırıp geliyorum. Bir saçımı tarayayım. Gözlerimin altı kızarmış yorgunluktan. Bir serum kullanacağım. Bunu uzun süredir kullanıyorum. Ordinary'nin laktik asit içeren serumu. Ciltteki sivilce lekelerine iyi geliyor. Uzun vadeli kullanımda, yani 2 hafta kullanıp da işe yarıyor diye düşünmeyin bence. Cildime yediriyorum. Kadıköy pazarından sadece bu parçayı aldım. Mavi bir pantolon. Rengi çok güzel. Kumaş pantolon gibi ama değil. Keten pantolon sanırım. Ama tam keten de değil. Emin değilim. İnce bayağı. Dümdüz aşağıya iniyor. Umarım deneyince güzel olur. Yıkanmadığı için denemedim. Fermuarında ufak bir sıkıntı var sanırım. Ona bakacağım. Sentetik Sezar'dan da bu kolyeyi aldım. Bakın. Çok tatlı. Pijama moduna geçiş yapıldı. Gözlerim inanılmaz acıyor. Kapanmak için can çekişiyorlar. Saat henüz 9.30 ama ben şu an yatsam uyurum yani. O kadar yorulmuşum. Yorgunluktan ziyade gözlerim çok acıyor. Aktif bir gün geçirdikten sonra, bütün gün dışarıda olduktan sonra ya da uzun süre bilgisayara baktıktan sonra artık yoruluyorlar, dayanmıyor. Şarjım bitiyor. Şarjım bitmeden birkaç bir şey söyleyeceğim. Bugün çok güzel fotoğraflar çekindim. Hatta bir iki tanesini göstereceğim. O gittiğimiz kafede birkaç poz yakaladı Ecem. Arkayla çok uyumlu giyinmişsin dedi. Günlük çıktığım zaman fotoğraf çekinip paylaşmayı seviyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip edip oradan da bakabilirsiniz. Giydiğim kıyafetleri de paylaşıyorum. Bazen link veriyorum. Hemen buraya kullanıcı adımı bırakıyorum. Kolum ağrıdı artık, yere koydum. Uyuyakalmazsam Netflix'e You'nun yeni sezonu gelmiş. Bir bölüm en azından izleyeyim diyorum. Eğer You'yu izlemediyseniz mutlaka bir şans verin. Çok güzel bir dizi. Biraz farklı tarzda bir konusu var. Söyleyeceklerim bu kadar. Artık videoyu kapatabiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.